Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Acısı da var bu meslekte, tatlısı da var. Evet. Hani mutluluğu da paylaşıyoruz ama acı işin içine girdiği zaman keyifsiz evet. haberleri hasta yakınıyla ya da hastayla paylaşmak çok kritik bir süreç olsa gerek. Evet, gerçekten öyle. Her hasta bizim için önemli. Bazen de öyle oluyor ki bir yakınınız oluyor, bir arkadaşınız, dostunuz oluyor ve sonucu siz ondan önce öğreniyorsunuz. Ve bu sonuca dayanarak da yani belki karşınızda hastanızın istemediği bir açıklamada bulunmak zorundasınız. Belki onun kadar siz de zorlanabiliyorsunuz. Yani ben bunu nasıl izah etmeliyim ki karşımdaki insan bir anda yıkılmasın ve onunla beraber ortak bundan sonra da bir çözüm üretebilelim. Evet. Yani yapılacak ne varsa, yani bunların hepsini bir doktorun veya bir kişinin bilmesi mümkün olmayabilir. Onlar da başka alanları ilgilendiren taraflarıyla ilgili başka doktorlardan da görüş alabilir. Yani o aşamaları birlikte beraber yürütmek gerekiyor. Bunlar da önemli. Yani bir kanser hastası siz teşhis koymuş olabilirsiniz. Ameliyatını da yaparsınız ama sizden sonra da onun bir takım önlemleri gerekiyor. Mesela ışın tedavisi yapılacak. Işın tedavisi yapan kim? Radyoterapi uzmanı. Onun görüşü devreye girecek. Veya medikal onkolog devreye girecek. Evet. Veya siz ameliyatı yapmışsınız, sonuç daha net değil. Patolog devreye girecek. Yani birçok insanlarla, birçok hekimlerle bu işin en doğru kararını vermeniz lazım. O karara göre de ondan sonraki aşamaları planlayıp tedavisini yapmanız gerekiyor. Evet. Şimdi evet. Telefon öncesindeki sorumu hocam tekrarlayayım. Şimdi Avrasya Hospital'ın özelliği kalp ve kanser alanında iddialı olması ve ilk ruhsatlı onkoloji merkezinin bulunması. Evet. Şimdi anladığım kadarıyla da teşhis tedavi anlamında da son sistem teknolojileri takip ederek de evet. hastanenizde her branştan her alana uygun cihazların hastane bünyesinde bulundurmanız hastaların tedavi aşamasında evet. daha kolaylıkla sağlıklarına kavuşmasında bir etken olsa gerek evet. diye düşünüyorum. Şimdi bu hizmetlerin en iyi şekilde yürümesi için mutlaka bir hastanenin fiziki yapısı da önemli. İçindeki cihazlar evet. da önemli. Kadroları, hekimleri, hemşireleri, sağlık personeli hepsi bunlar önemli. Gerçekten de yani referans bir hastane olmak, önerilen bir hastane olmak ve önerilirken de iyi sonuçlar verebilen, beklentilere cevap verebilen bir hastane olmak önemli. Bunun için Avrasya Hospital gerçekten her türlü cihaz yatırımına, kadrolarına önem vermiştir. Elemanlarının eğitimine önem vermiştir. Onkolojide yani belki bir hastane açacak parayı bir alete verebiliyorsunuz. Ama bunu da yapmanız gerekebiliyor. Niye? Daha iyi hizmetler verebilmek için. Şu an mesela Linac diye bir radyoterapi cihazı mevcuttu. İkincisini koyuyoruz. Daha üst düzey, daha seri, daha hızlı hizmet verebilecek şekilde bir cihaz. Hastalarımız bunun tedavi yanında görecek, tabii, evet. Mesela 128 kesitli tomografimiz var. Bununla anjiyografi yapılabiliyor. Sanal anjiyo, dijital anjiyo. Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir.